Önce buradaki yazıyı bir seslendirmek istiyorum. Ablamlardan gelirken 4 kişi arkamdan saldırdı, telefon ve 500 TL paramı aldı. Şimdi bu haberde insan nasıl bu kadar vicdansız olabilir diye soracağız hep birlikte, ki ben sordum. Sonrasında gördüğümüz bu kareler anlatıyor aslında. Sefa Angışan işitme engelli, konuşamıyor. O nedenle yazdı bunları. Daha doğrusu başına gelenleri polise böyle anlattı. Aynen aktarayım. Ablamlardan gelirken 4 kişi arkamdan saldırdı diyor. Taşla vurdular, 8 dikiş atıldı kafama. Onu bunu yapan gasp çetesi. Ve buradan anlaşılıyor ki sadece malına değil canına da kastetmişler. Cebindeki telefonu aldılar önce, sonra çektiği maaşını. 500 lira paramı aldılar diyor. Ama cebinde 850 lirası vardı. Hepsini aldıklarını sonradan anladı. Ay sonunu getirecek parası da kalmadı. Çünkü engelli maaşıydı o para. Elinde taş vurdu. Elinde taşla vurdu. Evet. Buna nasıl gıpta ya? Bir devletin verdiği bir 850 lira maaşı var. Yani bak, çocuğu hem darp etmişler, hem elinden bir telefonunu almışlar, hem maaşını almışlar. Elinde taş vurdu. Elinde taşla vurdu. Evet. Nasıl yediler ya? Nasıl boğazlarına gitti? Çok merak ediyorum. O gece acaba onlar rüya gördü mü? Yastığa nasıl başın rahat kondu insanlar? Bankadan parasını çekmiş evine gidiyordu. Ama vicdansızlar 57 yaşındaki adamı dövüp engelli maaşını aldı. Zavallı adam sesini bile çıkaramadı. Çünkü ne konuşabiliyor ne de duyuyordu. İnsanlık ölmüş mü bu kadar? Gerçekten ölmüş insanlık bu kadar. Sefa Angışan 11 yaşında menenjit hastalığı geçirdi. Sonrasında hem konuşma hem de duyma yetisini kaybetti. Vicdansızlar talihsiz adamın cebindeki 850 lirasıyla cep telefonunu aldı ama sonrasında bir de adamı dakikalarca taşlarla, sopalarla darp etti. Sefa Angışan engelinden ötürü çalışamıyordu. Tek geçim kaynağı her ay hesabına yatan engelli maaşıydı. O da gözü dönmüş 5 vicdansız yüzünden elinden gitti. Çok direndi ama onlara engel olamadı. İki tane soru soracağım, diyeceğim ki benim bu özürlü kardeşime nasıl yaptınız bunu? Kaç dikiş? Boynunu buraya. Buralar baksana. Daha bir aydır yara darp yerleri gitmedi. Devletten her ay aylık 850 lira engelli maaşı alıyordu. Öyle ki o parayla tüm ay boyunca geçinmeye çalışıyordu. Bu yaşadığı evi bir hayırsever ona vermişti ancak hayat şartları zor. İşte başucunda bir elektrik sobası var ama o sobayı bile yakamayacak kadar durumu yok. Böyle bir zulüm olur mu? Bu nasıl insafsızlık ya? Nasıl acımasız bir insanlar? Allah'tan hiç mi korkuları yokmuş ya? Şimdi ise şokta. Korkudan evden dışarı adım atamıyor. Hissettiklerini ise işte böyle kağıda yazarak anlatıyor. Sefa Angışan konuşamasa da işte yazarak o isteğini dile getiriyor. Öyle ki o zalimlerin yakalanmasını istiyor. Ben o insanların adalet karşısına çıkmasını istiyorum. Ben onları görmek istiyorum. Hem engelli 850 lira maaşı hem de cep telefonu güden ve darp edilen talihsiz adam şimdi polisten yardım bekliyor. Esenyurt polisi de yaptığı çalışmalarda o vicdansız 5 gaspçıdan birine ulaştı. Ve şimdi 4 kişiyi arıyor.